Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Bakara Suresi 270-274. Ayetler, tam bir sayfa. Bu ayetlerin değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bu ayetler özellikle Allah yolunda vermek, bu konuyu anlatan ayet-i kerimeler. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ Nafaka olarak ne verirseniz, infak ederseniz, ev nezertum min nezrin veya adak olarak neyi adarsanız, fe innallaha ya'lemu, şüphesiz Allah onu bilir. Ve ma liz zalimine min ensar, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. İn tübdus sadakat fe ni'imma hi, eğer sadakaları açıktan verirseniz bu güzeldir, ne güzeldir. Ve in tuhfuha ve tu'tuhel fukara, ama gizli olarak fakirlere verirseniz, fehuve hayrul lekum, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve yukeffiru anküm seyyiatikum, ve Allah günahlarınızı, seyyiyelerinizi örter. Vallahu bima ta'maluna habir, Allah yaptığınız amellerden, yaptığınız işlerden haberdardır. Leysa aleyke hudahum, ey peygamber, onların hidayeti senin üzerine değil. Yani sen onlara hidayet etmekle mükellef değilsin. Velakinallaha yehdi men yeşa, lakin Allah dilediğine hidayet eder. Ve ma tunfiqu min hayrin, hayır olarak neyi infak ederseniz, feli enfusikum, bu kendinizedir. Bunun faydası kendinize raci olacaktır. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِاللّٰهِ Zaten siz ancak ve ancak Allah'ın rızası için infak edersiniz. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Hayır olarak neyi infak eder, başkalarına verirseniz, يُوَفَّ اِلَيْكُمْ Bunun karşılığı size tamı tamına verilir. وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ Ve siz asla zulme maruz bırakılmazsınız. Haksızlık edilmezsiniz. Lil fukara, bu yapacağınız yardımlar, infaklar fakirler için ki ellezine uhsiru fi sebilillah, bunlar Allah yolundaki mücadelelerinden dolayı çalışmaya fazla vakit bulamamış ve kendilerini Allah yolunda hizmetlere vakfetmiş olan kimseler. Onlaradır bu infak. La yastatiyuna darben fil art, bunlar yeryüzünde çalışmak için bir imkanları olmuyor. Yahsebuhumul cahilu agniyae minet taaffuf, bunların o iffetli hallerinden bunları bilmeyen kimseler onları zengin zannediyor. Yani aslında muhtaç olduklarını dışarıya hissettirmiyorlar. Tarifuhum bisimahum, ama sen bunları simalarıyla tanırsın. Bunların durumlarından ey peygamber sen onları bilirsin, tanırsın. La yes'elûnen nâse ilhâfe, yani böyle ısrarlı bir tarzda, açık bir şekilde bunlar insanlardan bir şey istemezler. Ve mâ tunfigû min hayrin, hayır olarak siz neyi infak ederseniz, fe innallâhe bihi alim, şüphesiz Allah onu bilendir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Mallarını gece gündüz infak edenler, sırran ve alaniyeten, hem gizli hem de aleni olarak, فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Rableri katında ecirleri, mükafatları vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara bir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar üzülmezler de. Değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerimelerde Allah yolunda vermek ve Allah yolunda verirken özellikle daha muhtaç olan, faydalı işler yapan kimseleri tercih etmek nazara veriliyor. Bazı insanlar vardır ki çok iffetli, gerçekten gururlu, onurlu insanlardır. İmkanları pek yoktur, ihtiyaçları ise fazladır ve bunlar halka hizmetle, insanların dinine hizmetle meşgul olan kimselerdir. Bu gibi kimseler Allah yolunda verme hususunda öncelikli olarak tercih edilmelidir.
ayet-i kerimeden bunlar anlaşılıyor. Ve özellikle bunlara verilmesi hususunda ayet-i kerimelerde daha böyle mesajlar veriliyor. Biz genel anlamda tekrar baştan biraz daha ayrıntılı bir şekilde görmeye çalışacağız. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَ Nafaka olarak neyi infak ederseniz, yani başkalarına yardım olarak ne gibi şeyler verirseniz, اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ veya atak olarak neyi adarsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ şüphesiz Allah bunu bilir. Yani Allah-u Teala her şeyi bilendir. İnsanın içinden geçenleri de bilir. Yaptığı iyilikleri de bilir. Atak olarak söylediği sözleri de bilir. Mesela bir insan diyelim şu işim olursa ben bir kurban keseceğim diyor. Bu bir adaktır. Aslında dinen öyle bir mükellefiyeti yoktur. Ama adadığı zaman mükellef duruma düşer. Kendi kendini mükellef yapmıştır. Ve bunda bir vebal de yok, bunda bir zararı yok. En azından başkalarına bu şekilde yardımı dokunacaktır. Cimri bir insansa o cimri insan bu atak vesilesiyle biraz cömertlik yapmaya alışacaktır. Zaten cömertse problem yok. Zaten veriyor. Adamak suretiyle biraz daha fazlasıyla vermiş olacaktır. Ve insan Allah'a verdiği ahitte mesuldür. İnnel ahde kâne mes'ûle. Verilen ahitten insan mes'uldür, sorumludur. Dolayısıyla diyelim üniversite imtihanını kazanırsam ben bir kurban keseceğim diyen bir delikanlı bu cümleyi söylerken herhalde durup düşünüp söylemesi lazım. Yani gücüm buna yeter mi? Bu kadar imkanım var mı? Şayet varsa tamam adağını yapar. Kazandığı zaman da onu yerine getirmesi gerekir. Veya diyelim bir insan bir hastalığa müptela oldu. Amansız bir hastalık. Ve şu durumdan kurtulursam kurtulduğumda bir kurban keseceğim demişse o insanın kurtulduğu zaman kurbanını kesmesi gerekir. Ve insan bu tarzda adamış olduğu şeylerden mesuldür. Ama hiçbir adakta bulunmasa o noktada bir sorumluluğu söz konusu değildir. İşte nafaka olarak neyi verir veya adak olarak neyi adarsanız Allah bunları bilir. Ama وَمَا لِلْزَّالِمِنَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Yani bir insan adamış ama adağını yerine getirmiyor. Artık o insan kendi kendine vacip kıldığı bir şeyi yerine getirmemekle zulmetmiş olur. Ve Allah da zalimleri bilmektedir. Ve o zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Acaba sadakaları verirken açıktan mı verelim yoksa gizli mi verelim? Biraz sonra okuyacağımız ayet-i kerimelerde iki türlü de olabileceğine işaret var. İn tübdus sadakat, eğer sadakaları izhar eder, doğrudan açıktan verirseniz feni'im mehi güzeldir. Yani açıktan verebilirsiniz. Bunda bir vebal yoktur. Ve in tuhfuhe ama gizler ve tuhel fukara gizli bir şekilde fakirlere, muhtaç olanlara verirseniz fehuve hayrul lekum bu sizin için daha hayırlıdır. Burada hangisi daha eftal? Ona da bir açıklık getiriliyor. Yani bir insan açıktan başkalarına doğrudan sadakadır, zekattır bunları verebilir. Ama gizliden de verebilir. Ve gizli olması daha eftaldir. Hayrul lekum denilmesi, fehuve hayrul lekum denilmesi adeta bu manayı ifade ediyor. Ancak eftaliyet bazı durumlarda farklılık arz edebilir. Diyelim bir insan başkalarına aslında yardımcı oluyor ama çevresinde de çok cimri biri olarak biliniyor. Halbuki gizliden yardım etmekte. Bu kimse cimri imajının silinmesi açısından en azından bir kısmını başkalarının da göreceği tarzda, duyacağı tarzda o niyetle verirse bunda bir riya, bir minnet yoktur. Bu tarz yapabilir. Veya diyelim veriyor, etraftaki insanlar verme nedir bilmiyor. Etrafındaki insanların da vermeye alışması, böyle bir şeyin olabildiğini göstermesi açısından o kimsenin böyle açıktan vermesi riyakarlık değildir, gösteriş sayılmaz. Belki de başkalarına bir numune-i imtisal olabilecektir.
başkalarına çok güzel bir örnek olabilecektir. Ama normal şartlar altında gizli vermek daha eftaldir. Gizli verildiğinde o alan kişi açısından daha onurlu olur. Daha böyle itibarını zedelememiş olur. Haysiyetini rencide etmemiş olur. Bu açıdan gizliden vermek, başkaları hissetmeden vermek daha güzeldir. Bir insan Allah yolunda verdiğinde veya bir adak yapmışsa adağını yerine getirdiğinde Allah onu mükafatlandırır. Ve yükeffir anküm seyyiatikum, Allah sizin seyyiyelerinizi yani günahlarınızı örter. Vallahu bima ta'maruna habir, Allah yaptığınız amellerden haberdardır. Yani ne yapıyorsanız, hangi ameli, hangi işi yapıyorsanız Allah ondan haberdardır. Bundan sonraki ayette hidayete dikkat çekiliyor. Leysa aleyke hudahum, ey peygamber, o insanların hidayeti sana ait bir görev değil. Yani sen onları illa hidayete, imana sevk etmekle, kabul ettirmekle mükellef değilsin. Yani evet, peygamber görevini yapar, Allah'ın dinini insanlara anlatır ama kabul edip etmemeleri o insanların bileceği bir şeydir. Ve bizler Müslümanlar olarak şuna inanıyoruz, hidayet de Allah'tandır. Peygamber bir vesiledir, bir vasıtadır. Peygamber varisi olan alim insanlar ilahi hidayetin gönüllere ulaşmasında birer vesile, birer vasıtadırlar. Ama hidayeti yaratan Allah'tır. Nasıl ki Allah-u Teala ilaçlarla, doktorlarla şifayı yaratıyor. Biz doktor beni iyileştirdi, ilaç beni iyileştirdi demiyor. Şifa Allah'tandır. Buna itikat ediyoruz. Benzeri bir şekilde de bir insan çevresindeki bazı alim insanlar, büyük insanlardan istifadeyle hidayet nimetini elde etmiş olabilir. Ama onları bir vesile olarak görecek. Diyecek ki hidayet Allah'tandır. İşte Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben onların hidayeti senin üzerine bir görev değil diyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Lakin Allah dilediğine hidayet eder. Burası da gerçekten çok önemli bir mesaj. Şöyle bir olay anlatılır. Bir gün Bilal-i Habeşi mescitte Mevlevilerin döndüğü gibi böyle dönüyormuş. Hazreti Ömer onu görüyor ve gidip peygamberimize haber veriyor. Ya Resulallah diyor, Bilal-i Habeşi'yi mescitte gördüm. Mescitte böyle oynuyordu, raks ediyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'le beraber mescide geliyor ve o vaziyette Bilal-i Habeşi'yi görüyor. Ve peygamberimiz, ya Bilal diyor, bu hal neyin nesi? Seni döndüren nedir? Bilal-i Habeşi dönmeyi durduruyor ve duygulu bir şekilde şunları söylüyor. Ya Resulallah, ben diyor şöyle bir düşündüm. Hidayet doğrudan sizin elinizde değil, Allah'ın elinde. Ve bunun ne kadar büyük bir lütuf olduğunu hissettim. Eğer hidayet senin elinde olsaydı, benim gibi Habeşli bir köleye acaba sıra gelir miydi, gelmez miydi? O kadar insanlar içinde bana hidayet nasip olur muydu, olmaz mıydı bilemiyorum diyor. Ama hidayet Allah'ın elinde olmasıyla ilk Müslüman olanlardan oldum ve sizin saflarınızda yer aldım. Bunları düşünmek beni diyor öyle bir keyiflendirdi ki keyfimden dönmeye, oynamaya başladım diyor. İşte gerçekten hidayet Allah'ın elinde ve bu en büyük lütuflardan, nimetlerden birisi. Ama Allah-u Teala nasıl ki güneşle dünyayı aydınlatıyor, peygamberlerle de insanları aydınlatıyor. Peygamber varisi insanlarla da, günümüzdeki alim insanlarla insanlara hidayetini gönderiyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, hayır olarak ne infak ederseniz فَلِاَنْفُسِكُمْ, aslında bu kendiniz içindir. Yani bir zengin insan veya imkanı olan bir kimse diyelim, hayır olarak ne yaparsa başkaları evet bundan istifade ediyor ama en büyük istifadeyi başta kendisi yapar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde peygamberimizin hane-i saadetinde bir hayvan kurban ediliyor. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu dağıttırıyor etrafa. Ve soruyor bize geriye ne kaldı diye. Diyorlar ya Resulallah, bize sadece bir but kaldı.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Put dışında hepsi bizim oldu. Yani bu peygamberi bir bakış. Yani başkalarına ikram olarak, hediye olarak gönderdiğimiz aslında bizim demektir. Sevap olarak bizim demektir. Ama elimizde kalan yiyip bitireceğimiz bir şeydir. İşte bu anlamda düşündüğümüzde zengin olanlar, imkanı olanlar verdiklerini bir zayiat olarak görmemeli. Yani verdikleri onlarla beraber gidecektir. Ve diğer alemde sevap olarak karşılarına çıkacaktır. Ama vermedikleri, kendi yiyip bitirdikleri onların çetin hesabı olacaktır. Ama bir insan verdiği şeylerden gerçekten gönlü rahat olur ve diğer alemde de bunun sevabını kat kat fazlasıyla alır. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ama siz zaten sadece ve sadece Allah'ın rızası için verirsiniz. Yani burada çok güzel bir üslupla sadece Allah için vermenin gerektiği bize ifade ediliyor. Yani bir büyük zat, diyelim bir çocuğa sen zaten şöyle yaparsın dediğinde, çocuk belki başka şeyleri de yapar ama sen zaten böyle yaparsın demekle onu taltif etmiş oluyor. Ve o yönde yönlendiriyor. İnsanlar mallarını başkalarına verirken, mallarından başkalarına verirken art gayelerle de yapabilirler. Yani bir kısım insanlar kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez prensibiyle hareket eder. Ve fakir olanlara vermek değil, zengin olanlara veya kendine iş yapacak kimselere yardım ederler. Ve buradan karşı beklentileri olur. Bu lillah için değildir, Allah için değildir. Ve bu tarz vermeler samimi bir verme değildir. Daha çok menfaatperestliktir. Kendi menfaatinin peşinde koşmaktır. Veya bir başkası diyelim veriyor, belki doğrudan kendine maddi bir dönüşümü olmayacak ama manevi bir dönüşüm bekliyor. Şan şöhret bekliyor. Yani ben vereyim, ne kadar cömert insan, ne kadar iyiliksever insan desinler diye böyle bir beklenti içinde riya ve sum'a deniyor bu gibi şeylere. Gösteriş için vermek ve kendinden bahsedilmesini istemek, kendini duymak istemek başkalarının dillerinde, bu gayeyle verilenler makbul birer veriş değildir. Ayet-i kerimede zaten siz sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek verirsiniz denilmek suretiyle niçin vermemiz, nasıl vermemiz gerektiği anlatılıyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ Siz nafaka olarak neyi verirseniz, elinizden neler çıkarsa, yani merak etmeyin bu zayi olmaz, tam bunun karşılığını alırsınız. Diğer aleme gidildiği zaman insan hayır ve şerden ne yapmışsa karşılığı karşısına çıkacak. Sevap ve ceza olarak karşısına çıkacak. Dolayısıyla Allah yolunda verilenler zayi olmuş bir şey değildir. Kıymetlenmiştir. Ve bir insan diğer aleme gittiğinde bütün o yaptığı iyiliklerin karşılığını orada görecektir. Hem de en muhtaç olduğu, ne mal ne dinarın olmadığı bir günde bunun karşılığını görecektir. Ve entum la tuzlamun ve sizler asla haksızlığa maruz kalmazsınız. Yani insanlarla bir takım böyle işlerde, insanların kendi aralarında yaptığı işlerde zulüm olabiliyor. Bir taraf haksızlığa maruz kalabiliyor. Ama kul ile Allah arasında olan bu gibi olaylarda, Allah yolunda verme bu gibi olaylarda asla bir zulüm, asla bir haksızlık söz konusu değildir. Kim ne yapmışsa Allah-u Teala hem de bire bir değil, bire 700 hatta çok daha fazlasıyla Allah onun karşılığını verecektir. Peki kimlere vermek lazım? Fakir olanlara ve özellikle fakir olanlar içinde de lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah, Allah yolunda kendini adamış olanlara. Böyle kimseler vardır. Bunlar isteseler dünyevi ticaretle de meşgul olabilirler, zengin olabilirler ama onlar Allah yolunda hizmeti tercih etmişlerdir. Maddi yönden az bir gelire kanaat etmişlerdir. Hatta bunun neticesinde fakir bir halde de bulunmaktadırlar. Özellikle bu gibi olanları bulmak, bilmek ve
onlara destek çıkmak gerekiyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Hayır olarak siz neyi yaparsanız şüphesiz Allah onları bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Mallarını gece gündüz infak edenler sırran ve alaniyeten hem gizli hem açık olarak فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında onların mükafatları vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara bir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar için bir üzüntü söz konusu değildir. Cenab-ı Hak hepimizi Allah yolunda verenlerden eylesin ve verdiklerimizi makbul eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.